Tamam, ben hallederim. Sen içeriyle ilgilen. Çok teessüf ederim Sami Bey. Bunca yıllık hukukumuza hiç yakışmıyor bu olanlar. Ya git işine be adam. Tövbe tövbe. Bak, benim bir tanecik evladım var. Kimsenin onu üzmesine izin vermem. Ne diyorsun sen be? Madem oğlun evlenmiş, kızımın peşini artık bıraksın diyorum. Benim ağzımı zorla açtırma Hüseyin Bey. Sana git işine dedim. Yapışıp hesap sormuyorsam bu senin hatrınadır. Söyle ona, rahat bıraksın kızımı. Asıl sen söyle kızına. Evli bir adamın peşinde. Tövbe tövbe. Bak, genç bir kız olduğu için başka bir şey demiyorum. Söyle, çekilsin aradan. Kuzey'den hayır yok bana, uğraşmasın. Kim kiminle uğraşıyor be adam? Kim kiminle uğraşıyor? Asıl oğlun kızımın peşini bırakmıyor. Bak, söylüyorum sana. Oğluna sahip çık. Eğer bir daha kızımın peşinde olduğunu görürsem günah benden gider. Asıl sen kızına sahip çık be. Günaydın. Bu kadar söylüyorum sana. Günaydın. Oğlum. Çıkmayacağım ben. Al şu anahtarı. Sen çık dağıtımı. Merhaba, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Simit alacaktım ben, 3 tane. Peki. Simay nasıl oldu? İyi. Buyurun. Kim bilir ne kadar korktunuz değil mi? Ne kız ama. Allah Kuzey'e yardım etsin. Biliyorum böyle konuşmak haddim değil. Bana düşmez ama. Evet, haddiniz değil. Ben Kuzey'i severim. Onun mutsuz olmasını istemem. Siz de istemezsiniz mutlaka. Güle güle. Sami Bey. Kuzey sırf sözünün arkasında duracak diye hayatını mahvediyor. Anladığım kadarıyla siz de bunu destekliyorsunuz. Hatta zorluyorsunuz. Ya ne istiyorsun be kadın? Ne istiyorsun? Sana mı düştü tasası? Ben Kuzey'i sevdiğim için söylüyorum. Senin derdin belli. Şimdi açtırtma ağzımı. Çatamadın çöplerini Hüseyin Efendi'nin kızıyla değil mi? Ha? Üstüme iyilik sağlık. Çocuk evlendi, hala üsteliyorsun. Ayıp be, ayıp. Bilip bilmeden konuştuğunuz için asıl siz utanın. O kızın bir günahı yok. Kuzey'in de. Yazık değil mi ona, ha? Bugüne kadar bir kere bile yanında olmadınız çocuğun. Yetmedi mi başkalarının cezasını çektiği? Kimle dayattıysa bugüne kadar onu kabul etti, onu yaşadı bu çocuk. Bir kere de ben böyle istiyorum diye emretmek yerine... sen ne istiyorsun diye sormak lazım. En çok hangisi gidiyor bunların? Hepsi eşit derecede gidiyor oğlum. Hiçbir ürün birinin önüne geçmedi daha. Oluyor mu benimkisi? Bir dakikası kaldı ablacığım, hemen çıkıyor. Müşteriye ilgileniyor. Karıştırma oğlum kutuları. Lan. Karıştırmıyorum lan. Eksik var mı diye bakıyorum. Siz söylediniz mi beyefendi? Söyledim, bekliyorum. Hadi oğlum biraz çabuk bekletmeyin beyefendiyi. Hemen geliyor abici. Gel bakayım be. Kaç tane sattınız bugün? Sabahtan beri 32 tane. Kaç? 32 tane. İyi, maşallah. Kuzey.
Ha. Evde durumlar nasıl? Sence nasıl? Zeynep çok üzülmüş duyunca. Oğlum gel buraya. Gel buraya gel. Bu ne? Müşteriye kömür gibi mal mı vereceksiniz? Çıkar oradan çabuk. Sen arayıp Simay'la bitireceğini söylemişsin. Kız da sevinmiş. Koştur koştur Cemre'ye müjde vermeye giderken yolda haberi almış. Çok ağladı dün bütün gün. Kendini suçladı haliyle. Biz her ne kadar Simay'ın senin üstüne nasıl baskı kurduğunu anlatsak da rahatlatamadık tabii kızı. Ulan Kuzey, bir de akıllıyım diye geçiniyorsun. Sen nasıl boyun eğdin bu Simay'a? Oğlum iş yapıyoruz lan bir kez. Ben sana en başından söyledim. Salla gitsin dedim, sıyır yakını dedim. Sakalımız yok, lafımızı dinletelim. Alır mısın? Bir dakika ablacığım, alıyorum hemen. Neyi vardı ablamın? İki tane parçam. Biz teşekkür ederiz, yine bekleriz. Hoş geldiniz. Tamam o zaman, yarım saat oradayım ben. Tamam toprağım, yarım saat oradayım dedim sana. Buyur oğlum. Afiyet olsun. İyi, hadi Ali. Hadi eyvallah. Geldim kardeşim. Şş. Bana bakın, elinizi çabuk tut, tamam mı? Yüzünüz hep gülsün müşteriye. Gülün bakayım, gül. Tamam, tut bunu, koru. Hadi, size emanet. Merak etmeyin. Gençler, hadi hayırlı işler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya beş numaranın fırınında bir aksilik varmış. Şirin çocuk telefon açtı, haber verdi bana. Ama düzeldi dedi yani, bir gidip bakalım. Önce oraya gidelim o zaman. Şş. Evi aradın mı sen hiç? Evi aramadım. Sami amca bir şey söyledi mi Zeynep'le ilgili? Oğlum sen ne meraklı bir şey oldun ya? Sen ne kutu oldun, kapalı kutu oldun. Ya hiçbir şey anlatmıyorsun. Oğlum içine ata ata hasta olacaksın. Konuş arkadaşını, anlat, dökül, rahatla biraz ya. Konuşacak bir şey yok. Oho! Sen teslim bayrağını çoktan çekmişsin. Ya Zeynep gibi kız senin için gözyaşı dökerken sen gidip Simay'a boyun eğdin. Ben Simay'a evlenme teklif ettim oğlum. İyi ama neden ettin? Ya neden olursa olsun işte. Gittim parmağına yüzüğü taktım mı taktım. Beraber nikah masasına oturmadık mı, imza atmadık mı attık. Sonra gittim ailesiyle konuştum. Gittim babasına kafa tuttum, amcasına kafa tuttum. O benim karım dedim. Ben dönük değilim, ben verdiğim çocuğun arkasında dururum dedim. İyi alt ettin. Hayır ne yapayım şimdi, 2-3 günlük bir mesele yüzünden, sözümden nasıl döneyim ya? Yani Zeynep'e ben şunun şurasından ne kadar süredir tanıyorum ki? En azından Simay'la iyi ya da kötü bir geçmişimiz var. Oho! Geçmişe bu kadar bağlıysan Simay'a gelene kadar. Gelene kadar ne? Daha kimler var diyecektim. Kimler varmış? Kimler var? Tamam, yok kimse. Yok. Tak tak yemeği yurtta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.